Özünde kooperatifler birden çok insan, yani geniş halk kitlesinin, üreticilerin, tüketicilerin bir araya gelerek ortaklaşa bir zeminde kendi şeylerini daha ucuza, daha uyguna, daha şeye getirebilmek için bir araya geldi birlikler. Bu birlikler şimdiye kadar kötü niyetli insanlar tarafından diyelim işte ortak bina yapmaya kalkmış, ev yapmaya kalkmışlar, kooperatif kurmuşlar, arsa almışlar. Birileri diğerlerini rant uğruna dolandırmış ve bu dolandırma sonucu da imajı kirlenmiş bir şey. Biz bu imajı, bu kirlenmiş imajı bugün bu halka nasıl anlatacağız? Şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz işte merkezi ellerle kurulmuş ama daha sonradan tüketim kooperatiflerine dönmüş ve aynı zamanda kar amaçlı işletmeler haline dönüşmüş o büyük işletmelerin dışında bir sürü işte il, köy, ilçe, semt, büyük şehirlerde de kurulmuş kooperatifler var. Yaşadığımız kentte de kurulmuş bir sürü kooperatifler var ve Anadolu'daki, Ege'deki çiftçilerle işbirliği halinde hem onların aracısız ürünü halka direkt tüketicinin kendisine ulaştırmayı sağlayan yerler bunlar. Burada hem üreticinin kendisi kazanç elde etmiş oluyor sağlıklı bir şekilde hem de insanlar temiz gıdaya erişim sağlamış oluyor. Bu haliyle gayet sürdürülebilir. Bunu yapan şeyler de var, kooperatifler de var. Ve hani olması gereken de bu. Çünkü hem geliştirecek hem insanları ortaklaştıracak model böyle bir model olmalı benim nazarımda. Türkiye'de tam aslında Gezi döneminde ekolojik kavramının son literatüre girdiğini görüyoruz. Yani birçok sol parti ekoloji üzerine programlarını, ekoloji kavramlarını sokmaya başladı. Bence bu da önemli bir deneyimdi ve Gezi döneminde kırsala dönmek diye bir kavram. Ben şimdi gideceğim arkadaşlarımla birlikte bir komün kuracağım veya işte beraber bir arazi aldık. Deneyimi çok yaygın bir şekilde, veya deneyimi demeyelim de çok yaygın bir şekilde ifade edilen bütünceye dönmüştü. Zaten benim de merakım buradan geldi. Kırsala gidip ne yapacaklar bu insanlar veya kırsala gidip tarım yapmak ne demek? Bu dünyayı kapitalist sistemden kurtarmak için bir araç, bir zemin olabilir mi? Ama bu soru veya bu özlem sadece kağıt üstünde kalan arkadaşların birbiriyle konuşulduğu bir şey olmaktan çıktı. Bununla ilgili toplantılar yapanlar oldu, gidip küçük komünler kuranlar oldu. Bugün yaygınlaştığını gördüğümüz, örneğin geçen ay 5-6 gün kalma fırsatı olduğum refikleri anabiliriz. Onlar da, bunların bir kısmı da tam Gezi döneminden sonra veya o dönemde aslında bu tip arayışlara girmiş insanlar. Düşünebiliriz. Şimdi kooperatifler üretim ve tüketim kooperatifleri, yani birincisi üretime dayanmak zorundadır. Yani bir şey üretiliyor olması gerekiyor. Şimdi bu üretilen şeyin üreticiyle tüketici arasında kuracağınız sağlam bağlarla, yani üreticiden tüketiciye ulaşacak bir hatla, bir lojistikle sağlanabilir. Bunun da hem üretici kooperatiflerinin halk örgütleri olması gerekiyor. Yani demokratik bir işlevse sahip olması gerekiyor. Sadece rant ve kar için yapılan şeyler değil, bir paylaşıma hesap etmesi gerekiyor. Bunun için de öncelikle halkın örgütlü olduğu, ortak çıkarlarının olduğu bir yapı olmalıdır. Yani buradan birkaç bireyin kar ve çıkar elde ettiği yer olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Aylık listeler yapıyoruz. Onun dışında küçük üreticiler ürün getirirlerse onları, hani toplu gelirse paylaşıyoruz. Çevremizde yaymaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir yapımız var. Çevremizde pazar yerleri küçülüyor. Bunlara ulaşım, erişim zorlaşıyor. Böylece çiftçilerin şehre ulaşımı da zorlaşıyor aslında. Üreticin ile ürüne siz erişene kadar araya birçok aracı giriyor.
bu anlamda aldığınız şeye güvenemiyorsunuz, hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz şehir hayatı içinde. Bu anlamda yerel örgütlenmeler ve üreticilerle ilişkilerin, direkt ilişkilerin kurulması çok önemli bir rol oynuyor. Hem Türkiye'de tarımın sürekliliği için hem de kent yaşamında gerçekten temiz ve adil gıdaya ulaşabilmek, aracıları aradan çıkartabilmek çok önemli bir rol oynuyor. Yani ben kooperatiflerin şu an başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani kooperatif örgütlenmelerinin de çok nüvesel olarak çok küçük olduğunu düşünüyorum. Bakın yani 1980 öncesi kooperatifler Türkiye'nin her yerinde çok ciddi halk kooperatifleri var ve halk koplar var. Örgütlü Trakya'dan, Ege'den, Akdeniz'e kadar. Birincisi söylediğim gibi bunlar üreten ve üretirken de demokratik bir yapıya sahip. Yani insanlar kendi örgütlerini kuruyorlar, üretiyorlar ve paylaşıyorlar. Paylaşırken de bir demokratik bir işleyiş var. Bu yozlaşma daha çok 24 Ocak kararlarıyla, yani o dönemde neoliberal yeni politikalarıyla bu tamamen kooperatif yerine, yani komünel yaşam yerine şirketler getiriyor ve içerideki üretim alanları yok ediliyor. Mesela önce haşhaştan başlıyorsunuz. Haşhaş yasaklanıyor. Arkasından tütün, arkasından en sonunda şeker pancarı. Bunlar birliklerdi. Yani halkın ortak olduğu kooperatiflerdi. Çünkü tarım ancak desteklendiği zaman bir anlamı var. Yani siz pancar işçisini ya da pancar üreticisini, tütün üreticisini desteklerseniz hangi yani mazot, elektrik, su ve diğer şeylerle yan anlamda ön kredilerle desteklerseniz onlar bir üretim yapabilir ve bu üretimi ülke ekonomisine katabilirler. Yani bunlar sanayi ürünleri gibi çok şeye dayanan, kar marjına dayanan şeyler değildir. İnsanların temel ihtiyaçlarıdır. İnsanların temel ihtiyaçlarının bizim gibi sanayileşmemiş ve tarımın ağırlıklı olduğu ülkelerde ancak tarımla sağlayabiliriz. Temiz bir gıdayla sağlanabilir. Bunun için de bizim geriye dönüp öncelikle atalık tohumlara dönmemiz gerekiyor. Pazar için üretim değil, ihtiyaç için, halkın ihtiyaçları için üretmemiz gerekiyor. Bunun için kooperatiflerin yeniden ele alınarak, var olan bütün toprakların da birleştirilerek komünel bir yaşama yönelmesi gerekiyor. Yani insanlar oradan ihtiyaçlarını, gerçekten ihtiyaçlarını giderecek ve kendilerine iş aş olacak bir yöne girebilmesi için de karın, yani rantın oradan devre dışı bırakılması gerekiyor. Biz sadece tüketici değiliz, türeticiyiz. Türetici aslında üreticinin yanında, üretim ağında da olan kişi. Bizim üreticilerimiz bizim dostlarımız. Yani biz onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Bir şeye ihtiyaçları olduklarında onlara ulaşıyoruz. İşte hasta olduklarında arıyoruz. Mesela bir işte Artvin'de bir üreticimiz vardı. Bize gönderdiği ürün deforme olmuştu gelirken. Çuvalları çok inceydi. Biz kendisine çuval gönderdik, destek olduk. İşte bazen ön alım yapıyoruz. Ellerinde ürün fazla kaldığında üreticilerimizin, onların işte ürünlerini önden alıyoruz. Yani aslında gıda toplulukları sadece küçük üreticilerden, alım yapan insanlardan oluşmuyor. Aslında bizim üreticilerimiz de bu topluluğun içinde bir parçası. Bu şekilde dayanışma içinde, yani kolektif bir şuurla bir aradayız. Ve işte türetici olmanın ne demek olduğunu da aslında anlatmaya çalışıyoruz bir şekilde. Şu andaki devlet modeli ya da ekonomik, sosyoekonomik sistem, biraz önce bahsettiğim gibi kooperatifi ya tamamen şirketleşmiş, kar elde eden haliyle ortaya çıkartıyor ya da tamamen işte atıyorum inşaat temelli yapılmış bir takım kooperatifler vardır. Bunları da müteahhit kafasıyla yapıyor. Ama şimdi burada devlet bu haliyle neresinde kalıyor diye sorduğumuz zaman burada tamamen sermaye kısmında kalıyor. Kar odaklı kısmında kalıyor. Ama bizim kurguladığımız ve hayata geçmesini tasavvur ettiğimiz model kâra dönük ya da işte oradan rant elde eden bir model değil. Hem üretenin daha pozitif bir emekle üretimini sağlayabileceği, orada ortaklaşabileceği, kendi kültürünü üretebileceği, aynı zamanda kendi ürününü de üretebileceği, hem ona yabancılaşmadığı, hem de bunu herhangi bir aracı olmadan
o taşeron sisteme dahil olmadan şeye, tüketiciye ulaştırabileceği bir model. Kârı aradan çıkartan ve onun hani kolektif emek haline dönüşmesini sağlayan şey orada oluşan o kültürel yapı. Şeyi birbirinden ayrıştırmayan da aynı zamanda o. Üreticiyle tüketiciyi birbirinden ayrıştırmayan da o. Yani üretici aynı zamanda bir tüketici de, hani o ondan yalıtık bir şey değil. Bu sistem, bu sosyoekonomik yapı dahilinde bunu sen o sosyoekonomik sistemin içerisinde değil, ona ondan bağımsız bir şekilde kendi kültürünü üreten bir modelle hayata geçirebiliyorsun. Ha, şeyi sordunuz biraz önce, hani şu andaki devlet yapısı bunun neresinde kalıyor diye sorduğunuz zaman, şu andaki devlet yapısı benim o bahsettiğim, tasavvur ettiğim yapının dışında ve karşısında kalıyor. Ve aynı zamanda engelleyicisi de oluyor. Çünkü bu ekonomik, yani bahsettiğim bu kültürel yapı ve o işleyen ekonomik yapının kendisi şeye ters. Şu anda içinde bulunduğumuz kapitalist sistemin üretim modeline ve tüketim modeline ters. Pandemi dönemi insanların bir şoka girdiği bir dönemdi. İnsanlar içeri kapattılar ve gıdaya erişim, yani birçok şeye erişim onlar için sonlandı. Çünkü sadece büyük kentlerde özellikle günlük yaşamlarını, günlük işlerle kazanın, o gün bulup o gün yiyen insanlar birden çalıştıkları işten devre dışı kaldılar ve gıdaya, diğer şeylere ulaşım oldukça, yani ulaşabilme olanakları da ortadan kaldırıldı. Ve insanlar bu zaman ne yapacaklarını bir şoka girdiler. Burada devlet bir politika izledi. Yardım dağıtma, işte belediyeler bir politika izledi. Yardım dağıtma, yani gıda yardımları vererek bu süreci öyle beslemeye çalıştılar ama bu bile toplumda başka bir şey yarattı. Yani şeyin dışında kalan. Diyor ki, örneğin diyor ki bize internetten girin, size yardım ederim. Adamın telefonu yok. İnterneti hiç yok. Ömründe de hiç telefon kullanmamış. Bu insan nasıl şey yapar? O koşullarda bile. Üretim olmadığı için de insanlar açlıkla ve pandemiden çok daha çok açlıkla karşı karşıya kalacaklarını gördüler. Yani pandemi, biz ona dedik ki pandemi öldürmeyecek, açlık öldürecek. Aslında bence pandemi dönemini en iyi herhalde, yani en rahat atlatanlardan bir tanesi olabiliriz biz topluluk olarak. Çünkü hali hazırda zaten bir örgütlülüğümüz var ve pandemi geldiğinde insanlar ne yiyeceğini, nerede de sağlıklı beslenmek de istiyorlar, nereden alacaklarını vesaire şaşırmış hallelerdi belki ama ve bize çok soru soruluyordu bu konuda. Ama biz zaten hali hazırda bir örgütlülüğümüz vardı, her konuda dayanışıyorduk zaten ve üreticilerle ilişkilerimiz vardı. Dolayısıyla bir boşluğa düşmeden bütün dağıtımlarımız, her şeyimiz devam etti. Sadece dağıtımlarımızın yapma biçimimiz değişti. Çok daha fiziksel mesafeli, işte bir anda bir seferde dağıtım normalde bizim şenlikte olur. Bir seferde bir araya gelir, herkes kolilerden istediklerini alır. Bu şekilde yapmayı bıraktık. Yavaş yavaş teker teker gelip kendi siparişlerimizi aldık gibi önlemler aldık. Ama onun dışında pandemi bizi aslında çok etkilemedi. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum ben. İyi ki böyle bir topluluk varmış. Çünkü biz başka konularda da çok dayanıştık. Yani birbirimize maskeler diktik, verdik. Evimizde mesela diyelim ki, bir de kargolar, tabii ki kargolara sekte uğradı yani. Üreticilerimiz bazen köyden şehre inemediler vesaire. Bu durumda elimizdekileri paylaştık. Yani birimizin elinde pirinç varsa, diğerinde yoksa birine verdi vesaire. Bu şekilde de bir dayanışmamız oldu. Dolayısıyla iyi ki bu topluluk vardı o zaman. Kriz dönemlerinde veya deprem gibi dönemlerde veya pandemi gibi dönemlerde kolektifliğe olan eğilimin arttığını görüyoruz. Nitekim ekoloji mücadelesinin taleplerini, yani çok yakın bir zamana kadar çok cılız kalan taleplerinin bugün dayanışma ağları veya daha uzun zamandır solculuk veya sol hareketin içinde olan insanların sahiplendiğini görüyoruz. Ve aslında bu bir birikimin yaygınlaşmaya başladığını dair bir şeydir. Bugün kentlerde tahminim değil, yani araştırma göre 27 tane sadece İstanbul'da 9 farklı ilçede kolektif bostan var. Ki bunlara teras bahçeleri veya evlere dağıtılan fidanlar dahil değil. Dolayısıyla biz pandemi gibi dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan bu hareketin, özellikle kentlerdeki hareketin birçok açıdan düşünmemiz gerekiyor. Birincisi
pandemi bittiğinde bunlara izin verilmeyebilir ve insanlar geri çekilebilir. O yüzden bunu bir kalıcı talep haline dönüştürmek gerekiyor. Benim burada savunduğum şey, herkesin kendi gıdasına, gıdasını toplamaya hakkı olduğu veya gıdasını üretmeye, yani üretecek ilişkilerde bulunmaya hakkı olduğuna dair bir kent hakkı veya yaşam hakkı gibi bir taleple örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani haklar çerçevesinde olmayabilir, bunu demiyorum. Ama bunu kalıcılaştıracak ve yaygınlaştıracak. Yani biz bir şeyi satın almak zorunda değiliz. Biz gıdamızı da satın almak zorunda değiliz. Nasıl kıyafetimizi satın almak zorunda değilsek, gıdamızı da satın almak zorunda değiliz. Bunlar ve hani şu anda belki adını tam hatırlayamadıklarım da beni affetsinler. Bu yakın mahalleler, bu ismini telaffuz ettiğim yerler birbirine yakın olan yerler. Ve bu mahalleler pandemi arifesinde en yakın hani içerisinden geçtiğimiz süreç buydu. Oradan örnek vereyim. Pandemi arifesinde insanların o evlere kapatıldığı ve hala daha o süreci yaşıyoruz biz ama daha ağır ilk etaptaki o kriz anını devletin yönetemediği, belediyelerin kriz anını yönetemediği zamanda o dayanışma ağları orada kendi bulunduğu hem kentinde hem mahallesinde, ilçesinde ihtiyaç duyan insana atıyorum hem moral motivasyon götürdü hem açlıkla sınanan insanlara erzak götürdü. Ondan sonracığıma çocuklara bayramlık götürüp onları sevindirdi. Çünkü o arifede biz iki bayram yaşadık aynı zamanda. Eğitime ihtiyacı olan çocuklara yetiştiği yetişemediği paralelde işte anaokulu çağındaki çocuklarla oyunlar oynadı belki. Okuma yazma ihtiyacı olan çocuklara okuma yazma öğretmeye çalıştı belki. Mülteci çocuklarla ya da ailelerle bu yanıyla internasyonel dayanışma sağlamaya çalıştı belki. Bu arifede bunu yaptı. İsterseniz küçük bir şuna da değineyim. Bu pandemi arifesiyle birlikte biz insanlara hani hem gıda hem giysi işte aynı yardım şey... Evet, aynı yardımlarda bulunmaya çalışırken aynı zamanda işte o kooperatif dediğimiz biraz önce işte üretim temelli insanları ortaklaştıran hikayenin içerisinde tarımla ilgili bulunduğumuz yerlerde kendi ürünlerini üretebilecekleri. Atıyorum işte bir ilkbahar dönemiydi, ekim dikim zamanıdır bu zamanlar. O arifede işte kendi bahçesinde domatesini yetiştirebileceği, biberini yetiştirebileceği ya da mahallesinde daha büyük alanları varsa oralarda birlikte tarım faaliyetini gerçekleştirebileceği bir şey kurguladık. Bunu hayata geçirmeye çalıştık. Bir sürü ilçede de bu şey yapıldı. Ortak dayanışma ağlarıyla birlikte hayata geçirildi. Bununla ilgili hem kendimiz de bu konuda tecrübe edinmiştik. Çünkü şehirlerde yaşayan insanlar olarak biz şeyden marketten aldığımız, pazardan aldığımız ürüne yabancı insanlarız. Yani çoğu insan böyle. Geldiği şeyden, köylerden tamam evet toprak kökenli bir memlekete sahibiz biz. Ama insanlar hani bu üretme alışkanlıklarını yitireli çok oldu. O da içinde yaşadıkları toplumsal yapı, ekonomik sistem... İşte fabrikalara kapattı insanları, geçimini oradan sağlamak durumunda kaldılar, başka işlerle uğraşmak zorunda kaldılar, kendi özleri olan toprağa yabancılaştılar bir yanıyla. Dolayısıyla o süreç birazcık insanların bu yanıyla hani kendi özlerine dönmelerini de getirdi, sağladı.